Merhaba, umarım üniversite ve bölüm tercihleriyle ilgili videom faydalı olmuştur. O videoda da bahsettiğim gibi 2014 ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ve bu videoda çok kısa bir soruyu cevaplamaya çalışacağım. Bugünkü aklım olsaydı yine ODTÜ Endüstri Mühendisliğini mi tercih ederdim? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra ve aslında buradaki üniversiteleri de gezme şansı elde ettikten sonra bu soruyla ilgili aklıma gelen ilk şey şu oldu: Eğer yurt dışında okuma imkanım olsaydı, lisans ve yüksek, yüksek lisans eğitimimi de e, yurt dışında tamamlardım. E, ama benim böyle bir imkanım yoktu e, ve e, bu imkanı yaratabilecek vizyona da o zaman sahip değildim. E, bu koşulları düşündüğümüzde aslında e, şu anda tercih yapıyor olsaydım e, yine endüstri mühendisliğini e, tercih ederdim. Aslında sorunun e, kısa cevabı evet. Ama tabii ki bu düşüncem zaman zaman değişti. Özellikle burada tanıştığım insanlar sayesinde de farklı düşüncelere sahip olduğum dönemler oldu. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle Londra'da yaşamaya başladığımda doktora süresince burada tanıştığım insanların da etkisiyle keşke otlu endüstri mühendisliği yerine otlu bilgisayar mühendisliğinde okusaydım dediğim zamanlar oldu. Bunun en büyük sebebi aslında fark ettim ki yurt dışındaki iş imkanlarını düşündüğümde bilgisayar mühendislerinin aslında endüstri mühendislerine göre daha avantajlı olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu. Tabii ki bu durum zamanla değişebilir ve endüstri mühendisi olarak yurt dışında iş bulan çok fazla arkadaşım da oldu. Ama genel olarak benim burada tanıştığım insanları düşündüğümde bilgisayar mühendislerinin bir adım önde olduğunu aslında fark ettim. Bununla ilgili tabii ki bir soru da evet yine endüstri mühendisliğini seçerdim ama yine ODTÜ endüstri mühendisliğini mi tercih ederdim? Neden Boğaziçi, Bilkent veya Koç değil? Aslında kısa cevabım yine ODTÜ endüstri mühendisliğini seçerdim. ODTÜ'de okumayı tercih ederdim. Bunun sebebine geleceğim ama şunu da söylemem gerekiyor. Bu soruya olan cevabım da aslında özellikle e, lisanstan sonra yurt dışında master'a başvururken ya da yüksek lisansımdan sonra e, doktora başvurularımda, e, Londra'ya gelip doktora yaptığım dönemde e, aslında zaman zaman e, değişti. Bunun sebebi de e, vakıf üniversitelerinde okumuş kişilerle tanıştığımda, özellikle kendi çevremde, onların çok daha bilinçli olduğunu, ...ve özellikle yurt dışındaki eğitim ya da iş bulma süreçlerinde... E, ...hocalarının onları çok daha iyi yönlendirdiğini e, fark ettim. E, bu sebepten dolayı aslında zaman zaman... E, ...bir kent ya da koçta endüstri mühendisliği okusaydım... E, ...en azından akademik yolda işim daha kolay olur muydu diye düşündüğüm zamanlar oldu. Ama sonuç olarak e, ODTÜ endüstri mühendisliğinde... E, ...ki geçirdiğim bütün zamanı düşündüğümde aslında seçimimden oldukça memnunum. Tabii ki bunun sebeplerinin çoğu aslında kişisel ve benim bölümdeki kişisel deneyimimle ilgili. Muhtemelen sizin notdude'ki deneyiminiz de sizin kendi tecrübelerinizle ve nasıl bir ortam oluşturduğunuzla... ...zamanınızı nasıl geçirdiğinizle değerli, ilgili olacak. Ama genel olarak aslında birlikte okuduğum arkadaşlarımın 9 sene içinde geldikleri noktaları değerlendirdiğimde özellikle kendini geliştirenlerin, ekstra çaba sarf edenlerin çok güzel noktalara geldiğini görüyorum, fark ediyorum ve aslında hepsiyle çok yakın arkadaşlarım olmasa da hepsiyle gurur duyuyorum. Belki ileride bu konuyla ilgili de daha detaylı bir video çek, çekebilirim diye düşünüyorum. Benim kişisel sebebime aslında gelecek olursak, bugün olsa bugün yine Otto Endüstri Mühendisliğini seçerdim diyebilmemin sebebi aslında bölümün bana kazandırdığı insanlar. Bunlar sadece arkadaşlarım değil, aynı zamanda hocalarım. Ne yazık ki bu hocaların bir kısmı artık otentik endüstri mühendisliğinin bir parçası değil ama bir kere otentik endüstri mühendisliğinin parçası olduğunuz aslında hiçbir zaman tamamen kopmamış oluyorsunuz her zaman bağlarınızı koruyorsunuz ve şunu söyleyebilirim ki aslında bölümde aldığım derslerini aldığım hocalar bir şekilde tanıma fırsatı aldığım hocalar benim şu anda olduğum noktaya gelebilmemde ...en büyük motivasyonlarımdan oldular. Ve genel olarak hoca-öğrenci ilişkisini düşündüğümüzde... ...asistanlarla olan asistan-öğrenci yakın ilişkisini düşündüğümüzde... ...ve mesela son sınıfta yaptığımız yaptığımız bitirme projesinde... ...hocalarımızla her hafta düzenli proje toplantılarını yaptığımızı düşündüğümüzde... ...bütün bunlar aslında bölümde çok güzel bir öğrenci-hoca bağının kurulmasını sağlıyor ve bu aslında uzun vadede de çok faydalı oluyor. Hem kişisel gelişiminiz açısından hem kendinize rol model bulabilmeniz açısından, yolunuzu çizebilmeniz açısından çok faydalı oluyor. En azından benim için böyle oldu. Arkadaş konusuna gelince de bizim dönemimizde en azından kadın erkek oranı olarak çok dengeli bir bölümdü. Bu da bence çok önemli faktörlerden biri. Ve ee, tabii ki de ot denüsin mühendisliğini kazanmış insanlarla aynı ortamda bulmak sizin de kendi kişisel gelişiminizde e, çok faydalı oluyor en azından benim için böyle oldu e, ve bu noktada aslında tabii ki de çok güzel arkadaşlıklar e, edindim şu an hala hayatımda olan e, insanlar var ve e, bunlar için kendimi çok şanslı hissediyorum ve bunun aslında bu değerli arkadaşlıkların oluşmasında insanın kendi kişisel gelişimini sağlayabilmesinde en büyük etkenlerden biri de aslında bölümün müfredatının sadece bireysel olarak oturup böyle ders çalıştığınız bir müfredat şekline tasarlanmış olmasından ziyade daha çok her ders için farklı projeler yaptığınız o yüksek stres ortamında aslında birlikte çalışabilmeyi başarmayı öğrendiğiniz, bazen bu konuda başarısız olduğunuz ama zamanla geliştiğiniz ve aslında bu yüksek dediğim gibi stres ortamında bir grup olarak bir hedefe yürüyebilmeyi öğreniyorsunuz. Bence bu açıdan ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nin sunduğu ortam çok güzel. Sanırım bu soruyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Kısaca özetlemem gerekirse bugünkü aklım olsa yine ODTÜ ve Endüstri Mühendisliğini tercih ederdim. Zaman zaman bu fikrim değişmiş olsa da aslında şu anki geldiğim noktada vardığım sonuç bu. Bu tercihlerle ilgili aslında çekmek istediğim son video. Aklıma başka bir fikir gelmediği sürece. Bir sonraki videoda ODTÜ'de geçirdiğim zamanları aslında biraz değerlendireceğim bu zamanları düşündüğümde neleri iyi ki yapmışım, neleri şimdiki aklım olsa farklı yapardım. Bunları paylaşmaya çalışacağım. Herkese tercihlerde iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.